Şimdi bugün WordPress'in bir genel yapısını konuşacağız. WordPress'in genel yapısını konuştuktan sonra bir de bir tane işte web sitemiz var, Bianta Cafe. Bu Bianta Cafe üzerinde bazı değişiklikler yapıp bu değişikliklerin web sitesine yansıdığını göreceğiz. WP Admin, bu standart admin girişi, buna bir eklenti yükleyeceğiz biz daha sonra. Bu eklentiyle bunu değiştireceğiz, hani herkes buradan giremesin diye. Ama şimdilik WP admin yazıp kullanıcı adımızı ve şifremizi girdik ve bu panele ulaştık. Şimdi WordPress'in sol tarafta yeni eklenen pluginlerin ya da WordPress'in kendisine ait olan özelliklerin menüleri var. Bu menüler üzerinden teker teker gidip konuşacağız bunları. Bu ilk girişteki ekranda da bazı önemli uyarılar var. Hani buradan böyle sitenin mesela şurada bunları sürükleyebiliyorsunuz. Bunu aldım. Mesela satışlar. Hemen ilk girişte satışları göreyim. Kaç tane satışım var bugün gibi. Ya da işte site sağlık durumu diyor mesela. Sitede bir problem var mı yazılımla ilgili. Bunu görebileceğimiz bir alan mesela. Gibi bunları bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Kendiniz veya Google Analytics eklentisini ekledik mesela. Kaç kişi girmiş siteye gibi şeyleri görebiliyoruz. Şimdi soldan başlayalım. Soldaki en üstten bu ince bardan başlayalım. Sonra soldan aşağı doğru devam edelim. Şimdi sol üstte sitemizi görüntüle ve mağazayı ziyaret et. İki tane seçeneğimiz var. Eğer bu ikisi aynı yere gidecektir büyük ihtimalle. Evet, yok, bir tanesi ürünleri listeleme sayfasına gitti. Siteyi görüntüledi, ana sayfaya gitti. Evet, bu mağaza sayfası. Mağaza sayfası nedir? Sol tarafta böyle filtrelerimizin olduğu, sağ tarafta da ürünlerimizin olduğu sayfa. Ana sayfada ilk giriş sayfamız. .com'da girdiğimiz sayfa. Bu site içerisinde gezerken eğer login olduysanız en üstte bir bar çıkıyor bu şekilde. Bu bardan da bazı şeyleri değiştirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. O bara bakalım. Bakın buradayken farklı bar, buradayken farklı. Arada bir iki tane daha şey menü farkı var. Şimdi hemen yanında güncelle şeyi var. 3 mesela 3 yazmış ve bir yenileme işareti var. Bu o anki yüklü eklentileriniz veya temalarınızla ilgili bir güncelleme geldiyse buradan güncelleme yapabiliyorsunuz. Seçtim mesela şu anda WooCommerce, Facebook ve Yoast SEO eklentilerini güncelliyorum. Eklentilerin hepsini seçtim ve güncelle dedim. Bir de bunun haricinde WordPress'te sık güncelleme alan bir altyapı. WordPress'in bir de ana güncellemesi varmış mesela. Ona bakalım. Bak, şu an ben güncelleme yaptığım için web sitesini otomatik bu hale aldı. Şu an güncelleme devam ediyor. Evet, şimdi eklentiler güncellendi. Tekrar bir eklentiler sayfasına dönüyorum. Başlangıç şu solda güncellemeler ya da şuradaki o yenileme işaretiyle, refresh işaretiyle güncellemelerle ilgili kısmına web sitesinin gidiyorum. Şu an eklentileri gördüm. Hala burada bir yazıyor. Bir de tıklıyorum. Bu güncellerin mutlaka gördüğümüz zaman yapmamız lazım ki herhangi bir açık da olabilir temamızda veya başka bir şeyde. Onları kapatıyor olabilir bu güncellemeler. O yüzden bunları mutlaka yapmamız lazım her seferinde. Şu an temamızı da güncellemek için bir istek gönderdik. Şimdi devam edelim. Tamam, burada bir hata aldı. Sorun değil. Bunu daha sonra güncelleriz. Manuel olarak güncellememi isteyecek benden büyük ihtimalle. Şimdi bunun yanında bir şöyle mesaj kutusu işareti var. Bu kullanıcılarımız eğer bizim web sitemizde bir yorum yazma alanı varsa işte bu ürünlerin altı olabilir ya da işte bloklarımızın altı olabilir. Bu alandaki yeni gelen yorumları belirtiyor. Buradaki yeni web sitesine yeni bir sayfa, medya, blok, alan, ürün, kategori gibi şeyler ekleyeceksek hemen buradaki yeniden hızlı bir buton koymuşlar. Ekleyebiliyoruz. Bu SEO eklentisi. SEO ne demek? Arama motoru optimizasyonu. Arama motoru optimizasyonu eklentimizi bize sunduğu bazı özellikler. Ön belleği temizle diye bir seçenek var. Bu biz bir ön bellekleme yazılımı kullanıyoruz. Ön bellekleme yazılımı nedir? Bizim web sitemizin daha hızlı açılması için bir işte cache, kendi kendine bilgisayar şöyle düşünün, açıyor bütün sayfaları ve onları bir kere açtıktan sonra kullanıcıya da açılmış halini veriyor. HTML olarak. PHP kodu arka taraftaki ya da işte database'e gideceği database sorgularını çalıştırmadan daha önceden çektiği
ön belleği veriyor. Bu özelliğimiz. Buradaki tem dashboard'da her temada bu değişir. Burada olur, olmaz. Her temayı eklediğinizde her temanın kendine ait özellikleri olur. Bunları siz zaten WordPress'i 2-3 kere kullandıktan sonra fark etmeye başlarsınız. Hangileri gerçekten WordPress'in ana özellikleri, hangileri tema sayesinde gelmiş. Şimdi bunları konuşacağız. Her seferinde ben söyleyeceğim sol taraftan giderken. Şimdi sayfalar başlangıcı bitirdik. Yukarıdaki menümüzü bitirdik. Şimdi yazılar diye bir bölüm var. Yazılar post anlamında. Yani İngilizce post da görebilirsiniz. Bu postlar haberler için genelde kullanılıyor. Web sitesinde bir haber, bir blog kısmı varsa buradaki yazıları baz alıyor. Şimdi yazılar bölümümüzde tüm yazılar, yeni ekte kategoriler ve etiketler var. Tüm yazıları burada listeleyip, işte ilgili bir tanesini seçip çöpe atıp ya da hızlı düzenle deyip buradaki bazı kategorilerini, başlığını, slağını düzenleyebildiğiniz bir ufak bir pencere açıyor size. Hemen detayını açıp uğraşmak yerine bazı özelliklerini buradan hızlıca düzeltebiliyorsunuz. Buradaki bilmediğiniz şey şu olabilir belki. Premium Espresso Blend yazıyor mesela. Bu URL'de gözüken ifade. Yani slug deniyor buna. URL slug diye de duyabilirsiniz. Biz bu bloğa gittiğimizde biantakahve.com/örneğin yazılar olabilir burada. /yazılar veya /blog Premium Espresso Blend yazılıyor. Bu niye önemli? Google'da veya arama motorlarında öne çıkmak için optimizasyon yaparken, yani SEO yaparken, SEO çalışması yaparken bu Google bunları da dikkate alıyor. Dolayısıyla bunların açıklayıcı şeyler olması lazım ve düzgün ifadelerle bizim arama kelimemiz neyse, hedef kelimemiz neyse onunla ilgili olması lazım. Burada kategoriler var. Web sitesinde bir kişi filtreleme yaparken, blogları gezerken hangi işte bir kategoriye tıklayacak, oradaki bloklar gelecek. Onun için kullandığımız bir bölüm. Etiketler de aynı şekilde. Kategoriler hiyerarşik olurken etiketlerin kendi arasında bir hiyerarşisi yok. Dolayısıyla etiketler de çok fazla kullanılıyor. Yani siz burada mesela Espresso Blend demişsiniz. Biante Kahve Espresso Blend kategorisinin altında bu yazı. Ama bu etiket olarak buna mesela etiket hangi etiketleri koyabiliriz? Espresso etiketi koyabiliriz. Blend etiketi koyabiliriz. İşte Premium etiketi koyabiliriz. Oradaki üçünü koydum. Sonra bunun haricinde bu konuyla ilgili ama bizim için bir kategori olmayan bazı filtreler şeyler koyabiliriz. Etiketler. Ne koyabiliriz mesela? Bu yazıyı burada ifade, yazının şeyini ifade edecek, ilgili diğer olabilecek yazılarla bağlantısını ifade edecek. Yani bu yazımızın içeriğiyle biraz ilgili olduğu için mesela burada Espresso Blend, Black and Cream Espresso Blend'i anlatmışız. O zaman işte krema blendleri mesela bir etiket olabilir. Ha mesela içinde öyle bir şey varsa veya işte kavurma profili veya gibi ne varsa. Bununla ilgili hiyerarşik olmayan ve düzenli olmayan ama diğer yazılarla da bağlantılı olabilecek etiketleri yazacağız. Burada yorumlara izin ver kısmı var. Bir de geri bildirimlere izin ver kısmı var. Burada işte açmak istiyorsak eğer yorumları ve geri bildirimleri bu ikisini kullanacağız. Bunu inceleme bekliyor, taslak ya da yayınlanmış olarak durumunu seçebiliyoruz. Bu sayede hani daha sonra da yayınlayabiliriz. Biz yazıyı yazarız mesela. Daha sonra yayınlıyoruz. Yani günlük 10 tane otururuz yazarız ama her gün bir tanesini yayınlarız. O yüzden bunu taslakta bırakırız. Veya biz eğer admin değilsek inceleme bekliyor alırız. Admin'e bir mesaj gider. Admin bunları inceler. O kendisi yayını alır. Durum bu şekilde. Burada bir kategoriye tıklayıp hızlıca diğer postlara da geçebilirsiniz. O kategoriyle ilgili. Mesela ben buna tıklarsam eğer bana işte Kafe Filter Blend kategorisindeki postları getirir. Sadece mesela iki tanesini getirdi. Bu listelemede en sağda bazı şeyler görüyorsunuz. Bakın SEO puanı, okunabilirlik puanı, giden bağlantılar ve dışarıdan gelen bağlantılar. Bu SEO, Yoast SEO diye bir eklenti ekledik biz buraya. Bu eklentinin özelliği. Yani sana bu bloğu yazarken destek oluyor. O eklenti, şimdi bir blog yazmaya girelim. Burada da göreceğiz.
diyor ki şunu ekle, bunu ekle, yazının içinde şunlar geçsin gibi önerilerde bulunuyor. Onların sonucu burada gözüküyor. Orada kırmızı veya işte turuncu ifadeler gördüğümüzde onları yükseltmeye çalışıyoruz. Örneğin bir yazı ekleyelim. Ne olsun? İşte üçüncü nesil başlığımız kahve furyası. Peki. O zaman bizim SEO kelimemiz, yani odak kelimemiz üçüncü nesil kahve festivali olsun. Hani sanki bir festival şeye giriyormuşuz gibi. Başlığı yazdım. SEO için de başlığını yazdım. Burada işte SEO başlığı ve meta açıklaması Google'da bu arandıktan sonra gözükecek açıklama. Mesela ben buraya şunu yazsam. Üçüncü nesil kahve festivali Biante Cafe Roaster gelmiş. Ayraçtan sonra başlık değil de şöyle yazalım. İşte 12 Haziran Ayraçtan sonra şöyle yapalım. 12 Haziran 2020 festival biletleri. Sallıyorum. Festival yazalım sadece. Varsa böyle bir festival. Yani burada birazcık daha kişiyi arama sonucuna göre yakalamak için bir şey yazdık. Buraya da kısa isim diyor. Nasıl gözükecek peki? İşte neydi bu postumuzun adı? Üçüncüsü kahve festivali. Üç nesil kahve festivali. 12 Haziran'daki 3. nesil kahve festivali için biletleri için tıklayın. Biletleri ve açıklamaları için tıklayın vesaire. Veya bir satışa yönlendirme işte. Veya bu kahve festivalini anlatabilirsin. İşte uluslararası Çorlu 5. kahve festivali gibi. Bak, yeşil olduktan sonra bırakabilirim. Biraz daha yazabilirim. Bunları işte yeşile tutturmaya çalışacağız. Bu arama sonuçlarının, ya bunu bu şekilde yapmamız bizim daha fazla, daha yüksek Google'da arandığın zaman bu kelimeyle, odak kelimenle ilgili daha yukarıda çıkmana yardımcı olacak bir şey, konu. Burada da bloğumu yazdım. Peki, şu anda aslında kısmen postumu oluşturdum. Eskiden bu böyle değildi. Şimdi bunu biraz basitleştirmişler şu kısmı. Bu son haliyle benim de çok deneyimim yok ama tahminime göre, evet, şuradan bir yere tıkladım. Bakın, bir alt satıra geçtim. Bir artı işareti çıktı. Tıkladım. Buradan resim ekleyebilirim. İşte buraya form ekleyebilirim. Evet, solda bloklar diye bir eklentimiz çıktı. Paragraf, alıntıla, klasik, önceden biçimli. Sağ tarafta da ne olduğunu gösteriyor zaten. Bu mesela metinle ilgiliydi. Burada resimler var. Resim galerisi, manşet, işte indirilebilir dosya linki, video, tasarımsa bir buton, işte aralayıcı, ayırıcı gibi şeyler. Bir örnek yapalım o zaman. Hani hiç yapmamış olmayalım. Merhaba arkadaşlar, bu bir blog yazısı dedik. Merhaba arkadaşlar, festival yaklaşıyor diyelim o zaman. Gerçeğe yakın bir şey olsun. Artı dedik tekrar. Hepsine göz at dedik. Burada yazımı yazdığımı düşünelim. Yazımı yazarken araya bir resim atacağım. Resim attım buraya bir tane. Resmi şimdi bir buradan yükleyebilirim. Bir de ortam kütüphanesinden yükleyebilirim. Ortam kütüphanesine bu WordPress'e daha önceden yüklenmiş tüm resimler aslında. Onları buradan görüp tekrar kullanabiliyorum. Bu resimleri yazarken de normalde bu alternatif metin, başlık, altyazı ve açıklama gibi şeyleri doldurmakta büyük fayda var. Çünkü bunlar da yine Google'da, yani bir yazı aslında HTML kodun içerisinde gözüktüğü için sizin Google'daki SEO puanınızı yine yükselten şeyler. Şimdilik bu şekilde geçiyorum ben. Alt başlık ekledi. Bunu eklemeyebilirim. Buradan da düzeltebilirim. Buna bir link vermek istersen buradan link yazabilirim. Ve bu linki işte dışarıda aç. Yani tıklanınca yeni bir sekmede aç. Ya da bu sayfayı değiştirerek aç diyebilirim. Buraya takip etme. Yani ben bu linki sana verdim ama yani bu link üzerinde de garanti vermiyorum sana diyorsun. No follow. Yani gittiğin zaman link çalışmayabilir. Ya da bu bir reklamdır diyebiliyorsun.
Bunları seçebiliyorsun. Şimdi blokla ilgili kısımların çok üzerinde durmayacağım. Bu bir e-ticaret sitesi olduğu için. Bunu bu şekilde bir hani sayfa oluşturma ve blok oluşturma diye bir çalışmış olduk. Burada hemen yayınlamayı yapalım. Bunun işte standart bir yazıdır bu. Evet, bloğun en üstünde sabitle. Eğer ki mesela böyle listelenen bir bloğun varsa ve listeleme sırası son yazılan en üstte gözüksün şeklinde değilse, bloğun en üstünde sabitle deyip bunu sürekli orada tutabilirim. Şimdi yayınla deyip buradan istersen ön izlemeye tıklayıp yeni sekmede ön izle deyip buradan nasıl sitede nasıl gözüktüğünü inceleyebilirim. İncelledikten sonra yayınladıktan sonra böyle gözükecek dedikten sonra buradan tıklayıp artık yayınlayabilirim. Herkese açık. Şu tarihte yayınla gibi bir seçenek de olabilir. Evet, yazımızı koyduk ve blog yayınlandı. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında bir blog detay sayfası. Yani bir bloğa tıkladığımda açılan detay sayfası bu. Bu blog detay sayfasının sağ tarafı sabit her blogda. Alttaki yorumlar değişiyor ve bu bloğun içeriği değişiyor. Üst taraf sabit. Yani ben başka bir bloğa tıkladığımda da mesela şuna tıklayayım. Yine böyle bir template açılacak. Böyle bir template açılacak. Bu blog template'i. Mesela burada bir blog template yine var. Çok güzel doldurulmuş. Demo içeriğinden gelmiş. Yani blog template'in içinde sayfa yapmış adam. Bayağı açıklamalar, onlar bunlar. Sağ taraf aynı, üst taraf aynı. Blog template'i. Bu blog template'ini şöyle değiştirebiliyorsun. Sağ tarafta şunlar da olsun. Sağ taraf hiç olmasın. Bu sağ taraf solda olsun. Sağ taraf üstte olsun gibi. Hem temanın verdiği sana bir blog template'i varsa diye bu seçenekler arasından seçebilirsin. Hem de kendin default WordPress'in sana sunduğu neyse artık onu kullanabilirsin. Şimdi burada bakalım. Sayfa şablonları olabilir. Öyle bir seçenek hatırlıyorum. Var mı? Blog, yayın, yazı biçimi. Evet. Burada zannedersem yazı biçimiyle ifade edilmiş ve bir blog olduğu için blog template'inin dışına buradan çıkamıyorsun. Ha, şablon. Evet, buradan geldi. Mesela Elementor with full width demiş. Büyük ihtimalle full width bir sayfa açacak ve Elementor'la izin vermenin, değiştirmenize izin vereceği bir şey. Slide template. Mesela bu da başka bir Slider Revolution diye bir eklenti varmış. Oradan geldi buraya. Normalde yok. Slider Revolution'da mesela bu sayfaya bir dönen slide ekleyebiliyorsunuz. Onu da ayrıca buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi güncelledim ve sayfamı eklemiş oldum. Çıktım. Şimdi ne yapalım? Hemen diğerlerine bakalım. Şimdi bu yazıları kategorilere atayabiliyorsunuz. Bu da yine SEO konusunda veya işte web sitenizdeki içerikleri düzenleme konusunda size faydalı oluyor. İşte yazıları yazarken her birini ayrı kategoriler altında yayınlamanız hem SEO için hem site ziyaretçileri için kolaylık olacak. Yeni bir kategori ekleyelim. İşte dünyadaki festivaller olsun. Evet, mesela blog design seçtirmiş burada. Bununki Masonary Grid olsun bakalım. Dünyadaki festivaller diye burada şeyimiz geldi. Kategorimiz. Şimdi bunun da aslında SEO için yine birazcık açıklama yazsak buraya yine SEO'da büyük etkisi olur. Yani bu kategori neyi anlatıyor? Bu kategorinin mesela ebeveyn kategorisi var mı? Yani üstünde bir kategori, bir kategorinin altında mı bu? İşte dünyadaki festivaller yazdık. Ana kategorimiz festivaller olur. Altında dünyadaki festivaller, uluslararası festivaller daha doğrusu. Değiştirelim bunu mesela. Uluslararası festivaller. Buradan da linkini değiştiriyorum. Uluslararası festivaller. Tamam. Burada da aynı şekilde işte uluslararası festivaller dedim. Bu sayfa şu olacak. Mesela burada arşivler yazıyor. Dışarıdan birisi bu linke tıkladığında bu kategoriyle ilgili tüm blog postlarını gördüğü bir sayfa için Google aramasında nasıl gözükecek? Bunu düzenlemiş olduk. Ve etiketler. Etiketler de yazılarımızın içinde geçen az önce bahsettiğimiz etiketler. Yine etiketlerinde kendilerine ait açıklamaları ve alt sayfaları olabilir. Mesela burada işte etiket ismi bir
mesela kişi ismi olabilir. Dünyaca ünlü bir kahveci söyleyelim. Kim o festivale katılacak ve onun ismi geçiyor diye bir blokta. Onu bir etiket olarak o sayfaya ekleyebiliriz. İşte Çağlar Şansili. Şansili. Tamam, doğru değil mi? Şansili. Şansili o zaman. Tamam. Ben hiç keşke oraya girmeseydim. Açıklama. Çağlar Bey. ...1989 mu 90 mı? 7. 7 mi? Çağlar abi diye boşuna demiyormuş. Çok da büyük değil ya. Melekle. Kıskama melekle. Etiketimizi ekledik. Niye? Bu etiket eklemendeki sebep şuydu aslında. Bunun da her etiket içinde ayrı ayrı SEO şeyleri girebiliyorsunuz. Onu göstermekte. Çünkü etiketlerin de aslında web sitesinde bir alt sayfası oluyor. Yani mesela Çağlar bu web sitesinde taglerde mesela, değil mi? Taglerde Çağlar Sansil'in isminin geçtiği tüm postları bana getir aslında. Zannedersem etiket kategori konusunu anlatabildim. Evet, şimdi yazılar üzerinde konuştuk. Etiketler üzerinde konuştuk. Yazıları konuşurken etiketin nasıl eklendiğini anlatmamıştım. Sayfa içerisinden de etiket ekleyebilirsiniz. Hemen bir yazıyı eklerken girip sağ tarafta etiketler bölümü var. Etiketler bölümünden burada yeni etiket ekle. Kategoriler, buradan yazıyı yazdıktan sonra kategorisini seçiyorsunuz. İstersen buradan yeni kategori ekle diyorsunuz. Hemen altından ben ne yazdım mesela? Bu şeyin içerisinde, bu yazının içerisinde Çağlar Sansili geçiyordu. Çağlar Sansili diye bir etiket eklemek istedim. Geldim buraya. Enter'a bastım. Enter'a bastım anda bu etiketi ekledi. Hatta şöyle, evet, çıktı. Ekledim, kaydet, yayınla dedim. Bunu göstermiş olduk. Hemen şimdi sayfalara geçelim. Sayfalar, yazılar bir haber, blog yazısı olabilir demiştik. Sayfalarsa sabit yazılar. Yani sayfaları sürekli değişmiyorsunuz. Sayfaları bir kere hazırlıyorsunuz. Mesela ana sayfa. Elbette değişeceksiniz geliştirmek için ama ana sayfa. Ana sayfayı her gün değişmiyorsunuz. Sabit şeyler daha çok. İletişim sayfası veya işte blog sayfasının yine ana sayfası. İşte checkout sayfası diyor. Ödeme sayfası, sepet sayfası gibi sitemizdeki sabit sayfalar. Burada da genel itibariyle şimdi yazılara benzer özellikler var. İşte toplu, sil, düzenli gibi. Biz burada ilk bir tema yüklediğimizde genelde içerisinde bir dummy content oluyor. Ve bu dummy content'i kullanacağımız hangilerini kullanacaksak ona göre biz hemen Türkçeleştiriyoruz ve diğer sayfaları ya çöpe atıyoruz burada fazlalık yapmasın diye. Ve Türkçeleştirmeye başlıyoruz. Diyelim ki hangi sayfayı Türkçeleştirdim burada? İşte Contact Us. Contact Us için mesela 3 tane sayfa vermiş bana şey. Benim temam. Belki de daha fazla inceleyelim. Bir sonraki sayfaya da bakalım. Evet, 4 tane sayfa vermiş bana Contact Us'la ilgili. Şimdi ben bunları tıklayarak bu şekilde ya bu sayfalardan hangisi güzel, ben bunlardan hangisini kullanmak istiyorum diye önce seçiyorum. Bakıyorum buraya. Burada bir harita var. Altında bir tane işte form var. Sıkça sorulan sorular var. Bunda ne var? Haritayı böyle koymuş bunda. Altına sadece yazı koymuş. Burada sola koymuş formu. Sağ tarafa da diğerini koymuş. Burada da sola bu şekilde bir tasarım yapmış. Sağ haritayı daha küçük koymuş. Şimdi en güzeli sanki bu gibi. En kullanışlısı. Bir de şuna bakalım. Evet, en kullanışlısı. Ben bu dedim. 646 ID'si. Şimdi ismini unuttuğum için şuradan bakalım. Sadece Contact Us olan galiba. 646. Onun da bir tespitini yaparız. O zaman ben bu 4'ü kullanmıyorum. Bunu çöpe atabilirim. Orada kalsın. Şurada sayfamı ben düzenlerken bana hani engel olmasın. Sadece ben çalışan sayfalarımı göreyim web sitemde. Burada kontak demiştik galiba. Evet, bakalım. Evet, 646 linkte de yazıyor. O zaman bunu hemen şundan hızlı düzenle deyip iletişim diyelim. Buraya da iletişim diyelim.
Yorumlara izin vermiyoruz. Burada yorum yapacak bir alan yok. Yayınlanma tarihinin şu an bir önemi yok. Düzenle dedim. İlk olarak ana şeyini düzelttim. Yani ben genelde kullanacağım sayfaları, bir web sitesi yapmaya başladığım anda kullanacağım sayfaları bu şekilde Türkçeleştiriyorum. Daha sonra çünkü diğer sayfalar İngilizce kaldığı için hemen onları eliyorum. Onları topluyorum bir tarafa. Ha, tamam bunu kullanmıyorum, bunu kullanmıyorum, bunu kullanmıyorum deyip onları çöpe atıyorum ve sadece düzenleyeceğim sayfalar artık önümde oluyor ve işime bu şekilde başlıyorum. Şimdi biz daha kolay bir sayfayı düzenlemekle başlayalım. Mesela iletişim sayfasından başlamıştık. İletişim sayfasını düzenle diyelim. Şimdi bu düzenleme kısmında birden fazla metodumuz var. Bir tanesi düzenle dediğimde açılan WordPress'in bana sunduğu bir düzenleme alanı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir şey gözükmüyor. Çünkü bu Elementor eklentisiyle hazırlanmış bu sayfa, bu temayı satarken. O yüzden bunu Elementor'la düzenleyebiliyorsun diyor. Tamam, geçelim. Ama başka şeylerini düzenleyeyim ben. O zaman burada iletişim yazarım buraya. İletişim bir anda kahve. Tamam, SEO'sunu bir kısmını yapmış oldum. Buraya şey yazarım. İşte bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ya da ne yazalım? İşte tüm sipariş, destek ve sorun talepleriniz için talepleri yazalım. Yazdım. Buraya meta açıklamasını yazdım. Neyse, iletişim sayfamda işte burada belki bir ante kahvenin adresini yazacağım. Direkt kişi Google'a girdi mesela. Değil mi? Oradan adresi görebilsin. Ya da numarayı görebilsin. Çok uğraştırmayalım adamı diye. Belki onları yazacağım. Yazdım. Burada başka şeyler geldi. Bakın page settings, page title options, sidebar options, footer options. Bunlar temadan gelen özellikler. Normalde bu alanlar mesela başka bir temaya girdiğinizde olmayabilir. Ne demiş burada? Header options. Zaten şuradan anlayabilirsiniz bunu. Eğer editörü Türkçe kullanıyorsanız ve böyle size bunlar İngilizce geldiyse büyük ihtimalle bu temadan gelmiştir bu kısımlar. Temaya özel alanlarda. Custom header diyor. Yani header seçenekleri vermiş tema bana. Header alanın nedir? Web sitesindeki şu üstteki şu alan. Header başlık bölümü. Bu alanın farklı tasarımları var demek ki. Bana diyor ki farklı header'ları seçebilirsin buradan diyor. Tamam. Mesela işte header overlap diye bir tema varmış. Header wine diye bir başlık teması varmış. Bunu seçebilirsin. Bu sayede burada o başlık gözükür diyor. Altında page title yani sayfa başlığı. Sayfa başlığı ne demek? Mesela burası iletişim bölümü. Burada sayfa başlığı yok. Kapalı. Ama şurada veya şunun üstünde şurada bir iletişim yazısı olsaydı o sayfa başlığıydı. Sayfa başlığına resim koyabilirsiniz. İşte bunları büyütebilirsiniz. Sayfa başlığı daha geniş olsun, büyük olsun. Sidebar mesela yok bu web sitesinde. Ya da buraya bir sidebar koyabilirsiniz. Right'a, left'e. Sidebar ne demek? Az önce kategorilere, yazılara girdiğimizde mesela sağ tarafında bir şey çıkmıştı. Alan çıkmıştı böyle. Bakalım bunlar da var mı? Hepsi boş çıktı. Bir saniye. Ne yapalım? Hakkımızdayı deneyelim. Şuradan başka şeyleri deneyelim. Bakalım sidebar'ı olan bir tane varsa... Sidebar ne demek? Onu anlamış olurdum. Evet mesela burada bir sidebar var. Sol taraf bir sidebar aslında. Yani web sitesinin ana kontentinin yanında bir şey varsa, böyle bir sütun varsa buna sidebar deniyor. Bunun genel ismi bu. Bu mesela ürün sayfasındaki sidebar'ın içi işte filtrelemelerle dolu. Ama bu bir işte yazı sayfası olsaydı, az önceki gittiğimiz bloklardan birine gitmiş olsaydı, hemen şuradan mesela ana tekrar başlangıç diyeyim, dashboard'uma ulaşayım. Buradan bir tane yazıma gideyim. Görüntüle dedim. Son yazdığımız yazıyı. Evet, sağ taraf mesela sidebar. Sidebar buydu. Footer options. Footer da sitenin en altındaki şu kısım. Belki bunu bu sayfaya girdiğimde göstermek istemeyebilirim. O duruma göre. İletişim sayfasında footer gözükmesin diyebilirim. Ya da footer alanı için 3 bölüm söylemiş. Bakın bir tanesi copyright alanı, bir tanesi pre-footer alanı, bir tanesi normal footer demiş. Copyright alanı şu alan. En alttaki copyright'ın yazdığı alan.
pre-footer alanı da burada yok zannedersem ama yani footer gelmeden hemen önceki böyle bir satır daha bir alan olur bazen. O alanı kastediyor. Pre-footer da bu. Şimdi genel olarak bu sayfa düzenlemesini bu sayfada gördüğüm şeyleri konuştuk. Bunu Elementor'la nasıl düzenliyoruz? Ona bakalım. Elementor linkine tıklayıp Elementor'un bu sayfayı açmasını bekliyoruz. Şimdi Elementor aslında bir eklenti. Yani WordPress'in kendi içerisinde olan bir eklenti değil. Elementor gibi bu şekilde Visual Builder, bir iki tane daha böyle piyasada çok domine 2-3 tane şey var. Sizin bu sayfayı görerek aynı anda düzenlemenizi ve bazı işte sol tarafta komponent ya da element dediğimiz şeyleri kullanarak sürükle bırakla bu sayfayı değiştirmenizi sağlayan eklentiler, yazılımlar. WordPress'in kendi içerisinde bu yok default. WordPress'in bir eklentisi bu dediğim gibi. Ve biz şimdi bu eklentiyi, Elementor'u inceleyeceğiz. Şimdi sol tarafta bu yazılımların kendi içlerinde bazı size hazır kolaylık olması için gelen komponentler var. Bunları kullanarak sıfırdan bir sayfa da yaratabilirsiniz. Ya da temanın içerisinden gelen diğer sayfaları, hazır sayfaları kullanıp bunların üzerinde de düzenleme yapabilirsiniz. Örneğin iletişim sayfasına geldim ben. İletişim sayfasında üzerine geldiğim element zaten şurada hemen bir şey çıkıyor. Şu ortadakine basarak bu elementle ilgili özellikleri sol tarafa açabiliyorum. Bu bir container gibi düşün. Bu bir kutu. Bu kutunun içinde farklı şeyler de olabilir. Buna bastığım zaman kutunun özelliklerini açıyorum. İçindeki haritaya bastığım zaman bakın sol tarafta haritanın özellikleri geliyor. Yani ben buraya enlem ve boylam yazdığım zaman ilgili enlem ve boylama gidiyor. Burada Google API Key diyor. Bu sizin normalde Google konsol hesabınızdan bir API Key almanız lazım bu haritayı kullanabilmek için. Bu default gelmiş burada. Ama development purpose diyor. Bunu bu şekilde yazmasını istemiyorsanız bir Google konsol üzerinden Google API hizmeti kullanmanız ve onun içinde bir API Key oluşturup buraya getirip yapıştırmanız lazım. Burada açıklaması var yine. Marker diyor. Seçtiğimiz pozisyonda şu anda standart marker gözüküyor. Marker ne demek? Bir şurada doğru bir koordinat yazabilirsek çıkacak ya da bir şekilde çıkmadı. Hemen bir onu inceleyelim. Çorlu. Evet. Şimdi bunu şöyle yapalım. Gerçekten mesela gerçek bir iş yapıyormuş gibi. Ben iletişim nedir burada? Mesela adres. Adres alanı bu. Bunu aldım geldim. Google'a yapıştırdım. Google'a yapıştırdıktan sonra bunu bir Google Maps'e yapıştıralım hatta direkt. Google Maps yazalım. Oradan direkt koordinatı seçebiliriz. Cloud içinde ilk çıkan da Cloud'du az önceki arama sonuçlarında. Bu şekilde Google'a yazdım. Enter'ladım. Evet, bana koordinatı buldu. Koordinat burası. Bunun enlem ve boylamını almak için sağa tıklayıp burası neresi dediğimde bana şurada aşağıda enlem ve boylamını da yazdı. Şuradan aldım 41.27 diye. Kapattım bunu. O zaman buraya 41 yazdım. Buraya 27 yazdım ve koydum. Şu anda ilgili yeri gösteriyor. Adresi gösteriyor gerçekten. Şimdi burada başka neler varmış? Marker dedik. Marker'ı değiştirebiliyoruz dedik. Biz burada başka bir resim koyabiliriz bu kırmızı marker yerine. Buraya bir başlık atayabiliriz. Bu şekilde gözüktü. Ben böyle gözükmesini istemiyorum. Güzel gözükmüyor. Böyle gözüksün. Burada HTML blok diyor. Evet, content'te. Yani bunun içerisinde bir content var ve bu da bir HTML blok diyor. Contact us map. HTML blok koymuş buraya kişi. Bu temayı hazırlarken. Bu HTML blok dediğimiz buradaki our stores. Visit our New York store in New York yazan kısım. Bunu HTML bloklar kısmından değiştireceğiz. Şimdilik bu şekilde bırakıyoruz. Koordinatımızı değiştirdik.
Hemen HTML bloklar kısmına gidip onu değiştirelim. Burada sık sorulan aşağıya indim. Bakın böyle parça parça görebiliyorum bunları. Sürükle bırak yapabiliyorum. Yerlerini değiştirebiliyorum. İlk olarak şunu değiştirmek istiyorum. Tıkladım. Yukarıda information questions yazıyor. Bilgilendirme yazalım. Buraya işte sık sorulan sorular yazalım. Geldim. Sonra bunu altındaki alana tıkladım. Burada tek tek bunları bu şekilde değiştiriyorum ya da kaldırıyorum. Yani sık sorulan sorular varsa sizle iletişime geçmeden önce kişilerin hani bunları iletişime geçme sayısını azaltmak için hemen oradan öğrenip çözebiliyorsa buraya yazmakta fayda var tabii. Buradaki şeyleri düzeltiyorum. Contact us diyor. Bunları İngilizce'de Türkçeleştiriyorum. Burada gördüğüm iki tane farklı plugin var. Mesela akordeon diyor. Aslında şu bir akordeon plugin'i. Bu bir container. Dışta bir container var. Tıkladığımda bir container var. Container'ı ikiye bölmüş. Container'ın layout'unu kişi ikiye bölmüş burada işi yaparken. Onu nereden seçmiş? Bakalım burada var mı? Structure alanından. Evet. Yani en dıştaki container'a tıkladım. Bakın. En dıştaki container'a tıkladığım anda burada container'ın özellikleri açılmıştır layout bölümünde. En altta structure vardı. Bunu iki, işte ortadan ikiye mi böleyim, tekli mi göstereyim, yoksa işte %33, %66 mı göstereyim gibi seçenekler sundu. Bunu ilk eklerken şuradan zaten eklemeyi seçtiğiniz anda size farklı sütun seçenekleriyle açıyor. Bunlardan bir tanesini seçip içine sonra doldurmaya başlıyorsunuz. Burada dediğim gibi bir bu konteynerin içinde ikiye bölünmüş konteynerin içerisinde bir başlık bir de altında bir akordeon var. Sağ tarafında bir kontak form var. Kontak form diye geçer bu. Bu da kontak form eklentisinde siz daha önceden bu formu hazırlıyorsunuz. Ona da bakacağız. Gelip sonra hangi form olduğunu burada seçiyorsunuz. Bu da bu şekilde tamam. Şimdi bu sayfa üzerinde hep dışarıya yönlendirmeli şeyler yaptık. Yani bir tanesi kontak forma yönlendiriyor. Bir tanesi de HTML blocks'a yönlendiriyor. O zaman öğreneceğimiz iki tane daha ana bölüm varmış. Onlara gidip bakacağız. Bu sayfayı değiştirmeye devam edeceğiz. Öncesinde şuraya ben şey ekleyeyim. Başka bir element ekleyeyim. İlk kez onu da görmüş olalım. Evet, bir konteyner geldi buraya. Bu konteyner boş. Bu konteynerin içerisine şuradaki sağ üstteki ikona basıp şeylerimi açtım. Burada hangi komponentleri ekleyebileceğimi açtım. Bu komponentleri tabii tek tek ekleyip öğrenmeniz lazım. Ya da bir şekilde hani evet başka yolu yok. Bunları tek tek düşünüyorum. Tek tek öğrenmeniz lazım. Kısmen isimleri ne iş yaptıklarını anlatıyor. Mesela burada brands diyor. Büyük ihtimalle bu web sitesine eklediğimiz brandleri buraya listeleyecek. Ama bilmiyorum ben de. Ekledim, koydum buraya. Şimdi çıkmasını bekliyorum. Bu hazırlanıyor. Böyle takılabilir bazen. Bu o komponenti şu an hazırladığı anlamına geliyor. Evet, az önce eklediğim brands buraya geldi. Konteynerimin içerisinde. Şurada boş bir konteynerim var. Bunu siliyorum. Bu fazla olmuş burada. Burada benim iki tane konteynerim oldu. Konteynerin içindeki brandslere tıkladım. Burada mesela bana diyor ki bu brandlerden hangilerini ekleyeyim? Brandleri başka bir yerde tanımlıyoruz. Yani ürünler kısmında tanımlıyoruz. Hangilerini ekleyeyim? Bunu mesela referanslar olarak iletişim sayfasında tutabiliriz. Ekleyip burada kaç tane göstereceğimi seçebilirim. 5 tane göstereceğim. 10 tane göstereceğim. Ya da hepsini göstereceğim. Bunları şuna göre sırala. Order by dediği ID'sine göre, ismine göre, A'dan Z'ye göre. Büyükten küçüğe doğru. Yani Z'den A'ya göre belki de. Burada ismi seçtikten sonra. Veya sadece şunları göster diye buradan seçeceğim ve kaydedeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra şu sağ altta bir update butonu var. Update'e basıyorum. Ve sayfamı kaydediyorum. Sayfamın farklı boyutlarını da görebiliyorum burada. Sayfa bu şekilde de düzenleyebiliyorum. Şu aşağıdaki responsive mode ikonuna tıkladım. Mobile olunca nasıl gözüküyor sayfam? Desktop'ta nasıl gözüküyor? Tablette nasıl gözüküyor? Bunları da görüntüleyebiliyorum. Şimdi tekrar desktop moda geçelim. Desktop moddayken Navigator
Bu sayfadaki katmanları görebildiğimiz bir alan. Yani buradan seçip buradaki tüm bu sayfaya eklenmiş katmanları buradan hızlıca seçebiliyoruz, görebiliyoruz. Örneğin section 3 en alttaki alan bu. Ortadaki section şu bilgi alanı. En üstteki section bu şekilde. Bu sayede bunları sürükle bırakla başka alanların altına atabiliyoruz. Ya da sadece mesela brands'e odaklanmak istiyorum. Buradan brands'e tıklayıp sol tarafta brands'in özelliklerini ya da sütuna tıklayıp sol tarafta sütunun özelliklerini ya da o container'ın özellikleri içinde section'a tıklayıp section'da container'ın özelliklerini görebiliyorum. Bu layout'un yanında style var. Yani burada background'la ilgili veya işte kutunun işte border'ıyla ilgili şeyleri görebiliyoruz. Advanced'de sağa sola olan uzaklıkları, padding'leri, animasyon istiyorsak bu container'a animasyonları görebiliyoruz. Responsive'de bunlar gözüksün, gözükmesin. Yani mobilde bu sayfa gözüksün, bu alan gözüksün ama desktop'ta gözükmesin gibi seçenekleri seçebiliyoruz. Durum bu şekilde. Şimdi bu blog'u ve kontak formu görelim.